Merhaba arkadaşlar Almanca Kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Diktat çalışmamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu çalışmamızda die Verpackungen, die Preise ve Einzelpreis angeben konularını görüyor olacağız. Nedir bu arkadaşlar? Die Verpackungen ambalajlar anlamına geliyor. Die Preise fiyatlar ve Einzelpreis angeben birim fiyat söyleme konusunu daha önceden hatırlarsanız görmüştük. Bunu bu sefer e, diktat çalışması içerisinde görüyor olacağız. Elbette bu çalışma tek başına yazı çalışması değil. Bununla beraber bu yapıları da tekrar bir hatırlıyor olacağız. Düzgün bir şekilde yazmayı deneyeceğiz öyle değil mi? Şimdi gidişattan bahsedeyim öncelikle. E, cümleleri okuyor olacağım arkadaşlar ilk aşamada. Bu dinamik bir okuma olacak. İkinci okumada birazcık daha yavaş okuyacağım. Bu sefer işte bu e, ikinci e, okumamda. Siz bunu, bu cümleleri yazıyor olacaksınız ve sonrasında tahta başına geçeceğiz ve yazmış olduklarımızın ne derece doğru olduğunu görüyor olacağız. Bunun sağlamasını yapacağız ve son olarak da artikülasyon çalışmasıyla dersimizi tamamlamış olacağız. İsterseniz ilk cümle ile başlayalım. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Pfund Tomaten kostet 1,30 Euro. Ein Pfund Tomaten kostet 1,30 Euro. Eine Flasche Ketchup kostet 2,15 Euro. Eine Flasche Ketchup kostet 2,15 Euro. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Şimdi arkadaşlar bu cümleleri daha yavaş bir şekilde okuyor olacağım ve siz de mümkün mertebe bu söylemiş olduğum cümleleri öncelikle bir anlamaya, sonra kağıda kaleme aktarmaya çalışın. Şayet bu mümkün değilse nasıl yazıldığını şöyle bir düşünelim ve sonrasında zaten sağlamasını yaptığımızda göreceğiz ne derece ilerlediğimizi. Şimdi, dilerseniz, ilk cümleyle başlıyorum, arkadaşlar. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Beutel Chips kostet ein Euro sechzig. Ein Pfund Tomaten kostet ein Euro dreißig. Ein Pfund Tomaten kostet ein Euro dreißig. Eine Flasche Ketchup kostet zwei Euro fünfzehn. Eine Flasche Ketchup kostet zwei Euro fünfzehn. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Eine Tafel Schokolade kostet vierzig Cent. Ein Becher Joghurt. kostet 90 Cent. Ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Dilerseniz tekrar bir okuyayım arkadaşlar. Yazmış olduklarımızın bir kontrolünü yapalım. Hazırsanız başlıyorum. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Pfund Tomaten kostet 1,30 Euro. Ein Pfund Tomaten kostet 1,30. Euro. Eine Flasche Ketchup kostet 2,15. Eine Flasche Ketchup kostet 2,15. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Evet, dilerseniz şimdi arkadaşlar tahta başına geçelim ve kontrolümüzü yapalım. İlk cümleye bakalım isterseniz arkadaşlar. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. 50. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, ein Stück bir parça demek arkadaşlar. Kuchen de pasta anlamına geliyor. Demek ki bir parça pasta ya da bir parça kek. kasted bakın fiyatlandırmalarda demek ki tekil olarak ele aldığımız bir şeyi de bir ürün için ederi budur anlamına gelen kasted Euro 50 Evet bunu sayılarda daha doğrusu ücretle ilgili değil mi fiyatlandırmalarla ilgili olan konuda görmüştük. Ne yapıyorduk? 3 ,50 euro 50 derken, 3 euro 50 dememiz gerekiyordu değil mi? Elbette 50'den sonra cent de diyebilirdik. Ancak bu şekliyle de bırakabilirdik. Yani 3 euro 50 cent ya da 3 euro 50 de pekala doğruydu. Herkesin kullanımda da mümkün. Şimdi demek ki bir parça kekin fiyatı 3 euro 50 derken ne diyecekmişiz? Ein Stück Kuchen kostet 3 euro 50. Sonraki cümleye bakalım. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Eine Packung bir paket demek arkadaşlar. Milch neydi? Süt. Dolayısıyla bir paket süt ederi neymiş? Kostet 80 Cent. 80 Cent değil mi? 80 Cent demek ki 80 Cent bir paket sütün fiyatı demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Beutel arkadaşlar bir poşet diyecek olursak ya poşet ya da e, cips torbaları vardır ya arkadaşlar. E, bunun için e, Beutel diyebiliriz. Dolayısıyla e, ein Beutel chips demek ki bir torba, bir poşet, chips Fiyatı neymiş? Kostet ein Euro seştik bir euro 60. Değil mi? Fiyatı buymuş. Sonrakine bakalım. Ein Pfund Tomaten kostet... 1 euro 30. 1 pfund hatırlayalım neydi arkadaşlar? 1 pfund aynı zamanda 500 gram yani 500 gram anlamına geliyor. Yani tek başına 1 pfund da diyebiliriz ya da 500 gram da diyebiliriz. Demek ki 500 gram domatesin ederi 1 pfund tomaten anlamına geliyor. 1 euro 30 1 euro 30 değil mi? Dolayısıyla 500 gram domatesin ederi neymiş arkadaşlar? 1 euro 30. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Ein Pfund Tomaten kostet 1 euro 30 diyecekmişiz. Sonraki cümleye bakalım. Eine Flasche Ketchup kostet 2 euro 15. Eine Flasche bir şişe demek arkadaşlar. Bir şişe ketçap. Evet Almanya'da genellikle şişe içerisinde satılıyor ketçap arkadaşlar. Dolayısıyla bir şişe ketçap diyecek olursak ne diyormuşuz? eine Flasche Ketchup neymiş? 2,15 Euro 2 Euro 15. 15 Dolayısıyla bir şişe ketçabın ederi 2 Euro 15 diyecek olursak ne diyecekmişiz? Eine Flasche Ketchup kostet 2 Euro Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent Evet, eine tafel neydi? Bir bar değil mi? Bir bar çikolata diyecek olursak demek ki aynı tafil dememiz gerekiyor. Bu durumda aynı tafil çikolata kostet 40 cent 40 kuruş yani kur, kuruş demeyiz cent deriz değil mi? 40 centmiş bunun ederi. Ve son olarak da ein Becher Joghurt kostet 90 cent. Ein Becher bir bardak anlamına geliyor arkadaşlar. Yani bu plastik bardaklar oluyor ya ve yoğurt adı üstünde yoğurt. Bu durumda bir bardak yoğurt neymiş? Ein Becha Joghurt değil mi? Karşılığı buymuş. 90 cent, 90 cent. Demek ki bir bardak yoğurdun ederi 90 cent diyecek olursak Ein Becha Joghurt kostet 90 cent dememiz gerekiyor. Dilerseniz şöyle tekrar bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki bir parça pasta ya da kek ederi neymiş? 3 euro 50. Ne diyecekmişiz? Ein Stück Kuchen kostet 3 euro 50. Bir diğer cümle. Eine Packung Milch kostet 80 cent. Yani bir paket sütün ederi 80 centmiş. Ein Beutel Chips kostet 1 euro 60 yani bir torba cipsin değil mi ederi 1 euro 60 60 dolayısıyla 1 euro 60 Bakıyoruz 1 font tomaten az önce de söylemiş olduğum gibi neymiş 1 500 gram zaten bunu değil mi gene aynı konu başlığıyla ilgili olan derste görmüştük. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ders videosunu izlesinler. Çünkü orada çok daha kapsamlı bir şekilde gördük. Demek ki ein <laughs> von tomaten kostet 1 euro 30. 500 gram domatesin ederi 1 euro 30'muş. Eine flasche ketchup kostet 2 euro 15. Demek ki bir şişe ketçap ederi neymiş arkadaşlar? 2 euro 15. 15. Değil mi? Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Evet, bir bar çikolatanın ederi 40 centmiş ve ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Bir bardak yoğurdun da ederi 90 cent demiş oluyoruz. Elbette buradaki fiyatlar arkadaşlar bir ortalama kesin bu değil. Bunun tabii ki üst e, seviyesindeki olan fiyatları var. Alt seviyesindeki şeyler var. Bu tamam, tamamen benim yazmış olduğum fiyatlar. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Ein Stück Kuchen kostet 3,50 Euro. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Eine Packung Milch kostet 80 Cent. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Beutel Chips kostet 1,60 Euro. Ein Pfund Tomaten kostet 1,30 Euro. Ein Pfund Tomaten kostet 1,30 Euro. Eine Flasche Ketchup kostet 2,15 Euro. Eine Flasche Ketchup kostet 2,15 Euro. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Eine Tafel Schokolade kostet 40 Cent. Ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Ein Becher Joghurt kostet 90 Cent. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde diktat çalışması yaptık. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.